Görüşmeyeli epey vakit oldu Mahmele Hatun. Lakin hakkında söylenenler Horasan'a kadar gelir. Ne söylenirmiş hakkında? Anası Terken Hatun'un gölgesinde saklanan, elinden pek iş gelmeyen bir sultan kızı diye bahsederler. Öyle misindir diye merak ederim. Ne münasebet? Sultanın kızı hakkında böyle konuşmaktan utanmaz mı oradakiler? Ben de konduramadım elbet. Bir Selçuklu kızı böyle olmaz dedim. Lakin bilhassa Zübeyde Hatun geldiğinden beri Terken Hatun'un da senin de gözden düştüğünü söylenir. Bence bu tevatürleri de yayan Zübeyde Hatun'un adamlarıdır. Bu sarayda kimse kimsenin hakkında tevatür yaymaz. Sultanımız varken de kimseye imtiyaz tanınmaz. Bir daha da benimle böyle münasebetsiz meseleler konuşmayasın. Hayırdır Mahmelek? Nedir bu hal? Ahmet, hakkımda kimsesi durur abi. Yok elimden iş gelmezmiş, yok anamın gölgesine saklanırmışım. Bu ne cüretle sultan kızı hakkında böyle konuşur? Sen ne cüretle kimsesi dersin benim bacıma? İki kelam ettik alt üstü. O da amma nazlıymış, hemen gelip yetiştirdi mi? Hala biçimsiz biçimsiz konuşursun. Ben ağabeyim, tabii ki şikayet edecek. Geldiğinizden beri diliniz zehir saçar. Bir daha senin böyle laflar ettiğini duymayacağım. Kimle ne konuşacağımı sana mı soracağım? Konuşursam ne yaparsın? Ne olur burada? Ne yaptığını sanırsın sen? Ne cüretle Ahmet'e vurursun? Asıl oğlun ne cüretle kem söz eder. Bir de bana karşı gelir. Oğluna sarayda nasıl davranması gerektiğini öğretmezsen, ben öğretmesini bilirim. Sultan babana olan hıncını bizden mi çıkarırsın ha? Hırsını bize değil. Bunca yıldır seni kandırmış olan babana göster. Sözlerini iyi tartasın Gonca. Benim babama ne hıncım olacakmış? Ananla gizli kardeşin mevzuundan beri için içini kemirir, bilmez miyim? Öyle bir şey olmadığını sultanımız söyledi. Daha da ısrar etmeyesin zehirli yalanlarınla. Anan sürgündeyken baban onunla defalarca görüştü. Bilirim ben. Bir evladı olduğu mevzu da boşu boşuna dillendirilmez. Melikşah her daim anana dair bir şeyler sakladı bizden. Belki de anan dahi hayattadır. Baban sırf saltanat sevdasına anasız bırakmıştır seni. Ya bunca yıldır bir yalana inandıysan, bunu hiç mi düşünmezsin? Bu meseleyi sakın bir daha açmayasın. Sakın. Yoksa babamdan evvel karşılığını ben veririm. Ancak...